FETÖ'cü 180 pilot itirafçı oldu, görevine döndü. Darbe girişiminin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda görevli pilotlara yönelik FETÖ soruşturması başlattı. Bir şey söyleyecek misiniz efendim? İstanbul, Ankara, Malatya, Adana, Eskişehir, Balıkesir ve İzmir'de yapılan operasyonlarda 280 pilot gözaltına alındı. FETÖ ile bağlantıları belirlenen pilotlar, Konya Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Sıradan bilgilerle itirafçı kabul edildiler. Pilotların 100'ü tutuklanırken 180'i ise itirafçı oldu. FETÖ ile bağlantılarını kabul eden, darbe girişiminde aktif rol almadıklarını söyleyen bu pilotlar daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında yurt dışı yasağı ve haftada bir gün bulundukları bölgedeki karakola giderek imza atmaları şartı getirilen pilotlar görevlerine döndü. Sözde itirafçı pilotlar ifadelerinde sıradan bilindik konuları aktardı. FETÖ'nün dar gelirli ailelerin çocuklarını aldıklarını, örgüt evlerine yerleştirdiklerini ve bunlardan bir bölümünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirildiklerini söylediler. Pilotlar maaşlarının aylık 300-350 lira gibi bir miktarını Fethullahçı terör örgütüne aktardıklarını belirtti. Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine abone olduklarını dile getirdi. FETÖ adına kurban bağışı adı altında kurban bayramlarından önce 750-800 lira para yardımı yaptıklarını dile getirdiler. Örgütün mahrem abilerine bağlanan pilotların yüzbaşı rütbesine kadar aynı kişilerin takibinde olduğu ve buna bağlı hareket ettiği anlatıldı. Her iki pilot bir mahrem abiye zimmetli. Verilen ifadelere göre iki pilot bir mahrem abiye bağlanıyordu. O mahrem abi de sorumlu olduğu iki pilotu yüzbaşı rütbesine kadar takip ediyordu. Yüzbaşı rütbesini alan pilot daha sonra Hava Kuvvetleri imamına karşı sorumlu oluyordu. Niçin gözaltına alındınız? Bir şey söyleyecek misiniz efendim? Verilen ifadeler doğrultusunda yapılan çalışmalardaysa örgütün pilotlardan sorumlu 120 mahrem abisi deşifre edildi. Mahrem abilerden 35'i gözaltına alındı, 28'i tutuklanırken 7'si itirafçı oldu. Kritik operasyonlarda havadalar. Öte yandan göreve dönen 180 pilotun Suriye ve Kandil'deki operasyonlara katıldıkları da aktarıldı.